Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ATV'deki canlı yayın konukları arasında bu kez bir babaanne ve dede vardı. Günler önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki torunları Sümeyye'yi arıyorlardı. Bakın genç kız nerede bulundu? 10. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Sümeyye Aslan, babaannesi ve dedesi onu aramak için buraya geldiler. Gösterin ekrana fotoğrafınızı. 19 Ağustos'ta Sakarya Akyazı'dan kayboldu. 36 gündür kendisinden haber alınamıyor. Sümeyye yavrum çık gel, ne olursun ya, ben olayım sana oğul. Hani çocukken doktor olup beni muayene edecekti. Geç kalmadan gel yavrum. Elin kadınından sana halin olmaz. Sümeyye ortadan kayboldu. Ailesi günlerce gözyaşı döktü. O çocuk size mi ait hanımefendi? Hayır. Niye tutuyorsunuz el alemin çocuğunu evinizde? Zorlası morlası yok. Ortaya çıkan bu fotoğrafla alıkonulduğu belirlendi. O çocuğu hemen bırakacaksın, hemen. Ben kimseyi zorla tutmuyorum. Zorlasını benden bahsetmiyorum. O sizin beyanınız. Size mi ait o çocuk? Niye tutuyorsunuz el alemin çocuğunu evinizde? 14 yaşındaki Sümeyye Aslan 19 Ağustos günü Sakarya'daki evlerinden çıktı, bir daha dönmedi. Babaannesi ve dedesi onu aramak için buraya geldiler. 36 gündür kendisinden haber alınamıyor. Sümeyye iddiaya göre Sibel Çetin isimli genç bir kadının yanındaydı. Yanındaki Sibel de onu kaçırdığı söylenen kadın. Kaybolduktan 10 gün sonra ailesini arıyor. 2 ay önce internetten tanışıp aynı zamanda birlikte işe girdiği arkadaşı Sibel Çetin'le ev tutuklarını, Sibel'in kendisine annesi gibi baktığını söylemiş. Çetin'le ilgili bir başka iddia daha vardı. Sibel'de 6 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunu bırakıp o da 23 Ağustos'ta annesiyle yaşadığı Sakarya'daki evinden kaybolmuş. Lise 2. sınıf öğrencisinin senin yanında ne işi var ya? Sümeyye'yi kaçırmakla suçlanan genç kadın canlı yayınımıza yayına bağlandı. Sümeyye sizin yanınızda mı? Evet buyurun. Tamam. Yok, niye sizin yanınızda? Alır mısınız dışarı? Niye sizin yanınızda kız? Benim yanımda olmak üzere, benim yanımda. Çetin yaptığının suç olmadığını savunmaya devam edince tansiyon yükseldi. Ben kimseyi kaçırmadım. Size ait olmayan bir çocuk niye sizin evinizde? Sen şimdi hemen o çocuğu en yakın karakola teslim et. Başkasının çocuğunu alamazsın. Sen git önce kendi çocuklarının başında git analık yap. Ona ben bakıyorum. Daha fazla geç kalmayın. Son pişmanlık fayda etmez. Şikayetçi. Çocuğum benimle yıkadı. Zaten siz şikayetçi olmasanız da savcı bununla ilgili işlem yapar zaten. Aynı dakikalarda program ekibi Sümeyye'nin de içinde olduğu bir fotoğrafa daha ulaştı. Ekrana taşınmadı o fotoğraf. Savcılığa teslim edildi. Geçen gün Silivri'de çekilen çocukla fotoğraftaki adamın durumu neyse, 14 yaşındaki çocuğu gece kulübüne götüren aynı kadının da durumu aynı. Ekrana vermeyeceğim onu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fotoğrafla sen de gir pazartesi günü bir cezaevine be. Vallahi örnek bir örnek iki olsun.